Şimdi baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz şimdi en başa dönüyoruz. Kış geliyor. Göreceksiniz. Bir yıl önceye, bir buçuk yıl önceye döneceğiz. E o ne o zaman aşı dediniz, kapanma dediniz, karantina dediniz, test dediniz, onu dediniz, bunu dediniz. E niye başa dönüyorsunuz o zaman? E ne oldu? Yargılanacaksa, bak birileri başta devlet başkanları yargılanmalı birilerinin çıkıp şunu söylemesi lazım Fransa'da ya da diğer ülkelerde. Madem bu kadar önlem aldırdınız bize. Niye biz başa dönüyoruz? diye birilerinin çıkıp bunu sorması lazım. Bakın Fransız medyasına bakıyorum, diğer ülkelerin medyalarına bakıyorum. Bir tane haber yok bu konuyla ilgili. Bir kişi yazmıyor, kimse bunu sormuyor. Ya başa dönüyoruz, başa. O zaman ben niye evime kapandım? E Fransa'da vatandaşlarımız neden evine kapandı? tam kapanma dendi, karantina dendi, testler dendi. Neden? Neden? Başa dönecektik madem, madem neden bu kadar para harcadınız? Bunlara neden bu kadar para verdiniz? Hiç kimse bunu sormuyor arkadaşlar. İnanın bana. Bakın Fransız medyasını her gün bakıyorum. Bir kişi çıkıp bakın tek bir kişi dahi hiçbir şekilde sormuyor bunları. Başa dönüyoruz ya başa Yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Ne bir yorumda, ne bir haberde göreceksiniz önümüzdeki günlerde vaka sayılarında patlama olacak. Yine biz günlük olarak diyeceğiz işte Fransa'da vaka sayısı şu kadar, Almanya'da bu kadar. Bunları bu haberleri vermekten ben çok hani mutlu değilim ama dünyanın kasıp kavrulmuş olduğu bir konuyu da görmezlikten gelemem. Mümkün olduğu kadar perde arkasında dönen dolapları anlatmaya çalışıyorum. Hani çok fazla şöyle oldu böyle oldudan ziyade perde arkasında bu adamlar bu kişiler neyi planlıyorlar? Amaç ne? Hedef ne? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya insanların ekonomileri alt üst oldu, psikolojileri bozuldu. İş yerleri battı, işsiz kaldı insanlar, yeteri kadar sosyal yardım yapılmadı. Hiç kimse bunları hala yargılamıyor, sormuyor. Ya yeri geldik de, bu ülkeler diyorlar ki biz dünyanın en zenginiyiz, en demokrasi olan ülkeyiz diyorlar. E hepsi yalan olan o zaman. Böylesine 100 yılda bir meydana gelen, böylesine sıkıntılı bir dönemde sen vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman vatandaşının yanında olacaksın? Ben bunu merak ediyorum. Ne zaman? E diyorsunuz ya büyük devletiz diye. en iyi vatandaş kardeşim kana alıyor? Bakın Fransa'da fiyatlar almış başını gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar uçtu. Ev kiraları uçtu. Ev fiyatları uçtu. Niye hiç kimse çıkıp demiyor ki kardeşim biz geçinemiyoruz bu parayla? Neden? Verilen sosyal yardımlar yetmiyor. Niye kimse bunları söylemiyor? Sosyal devlet bu mu? Yüzyılda bir meydana gelen böylesine büyük bir olayda vatandaşının yanında olmayacaksın. Ne zaman olacaksın? Soru bu. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bunun yanı sıra kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Sizlerden haseten bunu bekliyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'dan üzücü bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Rennes şehrinde yaşayan Muşlu gurbetçi Aydın Muhyettin'den ailesi yakınları haber alamıyordu. Bununla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi var. Üzücü bir haberimiz var. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Fransa'da önceki gün gölette bulunan bir cesetin birkaç gün önce kaybolan gurbetçi gence ait olduğu ortaya çıktı. Fransa'nın Rennes'in güneybatısında Apigny göletinde bulunan cesedin bir süredir kayıp olan Aydın Muhyettin'e ait olduğu ortaya çıktı. West France gazetesinde yer alan habere göre sabah yürüyüş yapanların haber vermesiyle vahşi cinayet ortaya çıkartıldı. Polisin yaptığı incelemede gölette bulunan cesedin ellerinin arkadan bağlandığı, vücudunun da ağır bir beton bloğa bağlandığı ifade edildi. ilgili Cumhuriyet Savcısı yapılan otopsinin olayın bir cinayet olduğunu ortaya koyduğunu söyledi kurbanın vücudunda ölümüne yol açacak çok sayıda yara izi olduğu aktarıldı. Soruşturmanın bu hafta başından itibaren cinayet bürosu ekipleri tarafından yürütüleceği belirtildi. Yakınları 3 çocuk babası olan 35 yaşındaki Aydın Muhyettin'in Cuma gününden beri haber alamadıkları gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulunduklarını ifade etti. Gurbetçi gencin son olarak Cuma gecesi saat 23'te kahveden ayrıldığı ve bir daha da haber alınamadığı belirtildi. Üzücü bir durum. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da tam bir tiyatro oynanıyor. Bakın, Fransa Eski Sağlık Bakanı yeni tip koronavirüs salgınında başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan yargılanacak. Şubat 2020'ye kadar Sağlık Bakanı olan Buzin, önceki gün görevini kötüye kullandığı suçlamalarının ardından hükümet üyelerini yargılayabilen tek makam olan Cumhuriyet Adalet Divanı'na ifade verdi. Sonrasında hakkında salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçu yöneltilmesine karar verildi. Buzin, Çin'de ilk resmi vakaların görülmesinden bir ay sonra 2020 Ocak ayında hastalığın Fransa'ya gelmesi konusunda gerçek bir risk olmadığını söylemişti. Buzin bir ay sonra ise Paris Belediye Başkanlığı yarışına katılmak için bakanlıktan ayrıldığında ise koronavirüsün Tsunami gibi vurabileceğini söyleyerek kendisiyle çelişmişti. Soruşturma hakimleri Buzen'in bir felaketle mücadelede gerekli önlemleri almaktan kasten kaçınma suçundan kabahatli olabileceğini ancak suçlama yöneltilecek derecede kanıt olmamasından dolayı davada destekli tanık olarak dinleneceğini bildirdi. Bakan, salgına müdahaleden ötürü yargılanacağı açıklanan ilk eski hükümet yetkilisi oldu. Bakın bu bir tiyatro. Şimdi dünya kasıp kavruluyor. Koronavirüs deniliyor, aşı deniliyor. Yeniden işte yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama, ya yani dünyada bir kaos durumu söz konusu. Siz kalkmışsınız bir tane bakanı yargılıyorsunuz. Bakın bu bir tiyatro. Siyasi bir çekişmenin neticesi sonrasında ortaya çıkan bir tablo. Ne diyeceksiniz bakana? Koronavirüsü nasıl engelleyemedim mi diyeceksiniz. Dünya kasıp kavruluyor. Bu işin arkasında bakın siyasi bir oyun var. İşte belediye başkanı adayı yok siyaseten falan siyaset o kadar rezil bir şey ki, o kadar ucuz bir şey ki arkadaşlar. Yani dünyanın kasıp kavrulduğu koronavirüsle ilgili bir konuda Fransa'da sorumluyu eski sağlık bakanı yani olarak gösteriyorlar. Ne diyeyim ben? Tiyatro. Yani bakın siz şunu konuşun arkadaşlar. Bakın bu yargılayanlara söylüyorum böyle günah keçisi arıyorsunuz ya bu kişiyi değil siz önce şunları konuşun. Bir zengin ülkelersiniz ya dünyanın en büyük ülkeleri olduğunu söylüyorsunuz ya dünyanın en sosyal ülkeleri olduğunu söylüyorsunuz ya siz halka ne kadarlık yardımda bulundunuz? Koronavirüs döneminde sağlık kuruluşları gerektiği kadar hizmet verebildi mi? Koronavirüs ilk çıktığında maske ya da diğer sağlık teknik teçhizatları zamanında bulabildiniz mi? Hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. İşin şov kısmında. Peki aşılara geldik. Fransa'da Macron çıkıp dedi ki bu ilk çıktığında biz dedi aşılara ciddi oranda aşı aldık dedi. Aşıyla bu işi çözüyoruz dedi. Macron'un bu açıklamasından sonra sağlık ocaklarında hastanelerde aşı yoktu. Hiç kimse bundan ilgilenmiyor. Sağlıkçılar Şanzelize'de hemşireler, doktorlar sokaklara çıktılar, eylem yaptılar. Dediler ki Macron'u protesto edip dediler ki elbise yok, maske yok, kıyafet yok diye isyan bayrağı açtılar. Doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Şimdi bir tane eski bakanı yakalamışlar. Siyasi oyunlar hepsi. Al aşağı etmek için seni yargılıyoruz. Koronavirüsle ilgili yeteri kadar tedbir almadın. Sen bu bakanı yargılayacağına Macron'u çağır de ki gel bakalım buraya. Sen bu hükümetin başkanı değil misin? Hep bir tiyatro. Bak hep bir tiyatro. Avrupa koronavirüs döneminde sınıfta kaldı. İlk çıktığında bu koronavirüs döneminde havalimanlarında birbirlerinin maskelerini çaldılar. Birbirlerinin maskelerini çaldılar. Evet el koydular havalimanlarında. Sen bunların hesabını ver Macron. Bunları konuş. Bakanı yakalamışlar. Seni yargılıyoruz. Allah Allah. Yani Macron'un hiçbir suçu günah yok. Sağlıkçılar, vatandaşlar sokaklara dökülüyor. Hala protestolar devam ediyor. Fransa'da sokaklardaki özellikle hafta sonları Ülkenin pek çok noktasında alınan bu tedbirleri insanlar protesto ediyorlar. Hiçbir tanesini çağırıyorlar mı? Gel kardeşim sen buraya bakayım. Ne istiyorsun diye soruyorlar mı? Sizin derdiniz ne? Diye soran var mı? Hani demokrasi? Hani insan hakları? Söze gelince arkadaşlar hepsi o oh, mangalda kül bırakmıyorlar. İşte yakalamışlar bir tane kadını. Biz seni yargılıyoruz. Sen koronavirüsle ilgili olarak gerekli tedbirleri almadın diyorlar. Tiyatro arkadaşlar bu koronavirüs bakın. Yani net bir şekilde bu tedbirler boyutunda, işin ekonomik boyutunda bir senaryo var. Bu senaryoyu birileri oynuyor. Şimdi aşı 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 dediler. İki doz yetmedi, 3 yetmedi, dört, beş, altı ölene kadar aşı. Para var işin içerisinde. Değil mi? ben kimseye aşı olun ya da olmayın demiyorum. Ben bilemem. Herkesin kendisinin karar vermesi gereken bir şey. Ben doktor değilim. Hekimlerinize danışın.